Günaydın. Türk Yapısal Çelik Derneği'nin düzenlemekte olduğu Yapısal Çelik Günlerinin 22.sine hoş geldiniz. 2000 yılında itibaren günümüze kadar devam etmekte olan Yapısal Çelik Günleri ilk defa geçen sene internet üzerinden yapıldı. Covid-19 küresel salgınının bütün dünyaya yayılması bizleri böyle bir imkanı kullanmamıza neden oldu. Bu yılda yine ikincisini Covid-19'un devam etmesi nedeniyle yine internet ortamında gerçekleştireceğiz. 22. Yapısal Çelik Günü'nün ilk gününde deprem ve sürdürülebilirlik, ikinci gününde de dijitalleşme ve modülerleşme konuları işlenecek. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yener Güreş'i ekrana davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Efendim. Öncelikle ben de tabii ilkin 2000 yılında düzenlediğimiz Yapısal Çelik Günleri'nin 22.sine hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Tabii bu Kasım ayı 29 Ekim'den sonraki günler üst üste atamızı andığımız günler oldu. Onun için bugüne 83 yıl önce kendi ifadesiyle fani dünyadan ayrılmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak onu anlamanın ve idrak etmenin önemini hissederek girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve yine onun, öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sözünü hayata geçiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Güne yine iyisiyle kötüsüyle her yıl olduğu gibi geçen bir yıl içinde yaşadığımız dünyayı, ülkemizi ve sektörümüzü ilgilendiren olaylardan bir iki noktaya değinerek başlamak istiyorum. Efendim 21 aydır dünyayı etkileyen Covid-19 doğal olarak ülkemizi ve sektörümüzü de etkiledi. Çelik üreticilerimiz bu krizi fırsata dönüştürürken çelik yapı yapanlar bazı olumsuzluklarla karşılaştılar. Ülkemiz bu dönemde çelik üretiminde ve ihracatında rekordan rekora koştu. Bu konuları biraz sonra en yetkili ağızlardan dinleyeceğiz. Tabii Çelik İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı inşallah programa yetişeceklerdir. Uğur Dalbeler Bey ve son olarak da yani açış konuşması kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Metal Sanayi Daire Başkanı Ümit Yasin Beylerden tabii öncelikle davetimize icabet edip sizlerle bu konudaki bilgileri paylaşacakları için teşekkürlerimi sunuyoruz. Ama kendilerinden dinlediğiniz zaman bütün detayları en gerçekçi rakamlarla görmüş olacaksınız. Kendilerine sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Efendim, küresel COVID salgınından önemli ölçüde etkilenen ekonomimizle ilgili sektörel değerlendirmeye yarın sabahki konuşmamızda, açılış konuşmamızda değineceğim. Ama bugün şunu söylemekle yetineyim. Stagflasyon denilen bu yaşadığımız dönemde bu dönemin çözümünün üretim olduğuna inanıyoruz. Diğer bir deyişle kurtuluş kısa vadede sanayide, orta ve uzun vadede eğitimdedir diye düşünüyoruz. Covid'den sonra bu yılın en çarpıcı olaylarından biri neredeyse ülke sathına yayılmış olan orman yangınları oldu. Avustralya kıtasında Haziran 2019'da başlayan ve 240 gün süren yangın felaketi hepimizin hafızalarında. O yangının can kayıplarına, doğal varlığı ormanların yok olmasına, ormanda yaşayan canlıların mahvolmasına, hatta kültür miraslarının tahrip olmasına neden olduğunu biliyoruz. Şimdi belki diyeceksiniz ki, yani Türk Yapısal Çelik Derneği olarak orman yangını sizin konunuz mu? Aslında evet, bizim çok güçlü bir yangın güvenliği grubumuz var.
Ve bu grubumuzla da hem durum değerlendirmesi hem tabii çelik yapıları da ilgilendiren bir konu olduğu için yangın çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Nitekim 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan, sonra neredeyse ülkenin her yerine yayılan yangından kaybettiğimiz canlar, vatandaşlarımızın başta evleri olmak üzere yitirdikleri mal ve hayvan varlıkları, ormanlar ve tüm canlıları kapsayan bu büyük felaket Türkiye'yi derin acıya boğdu. Tabii doğal olarak biz de Yaşam Akademi bünyesindeki bu grubumuzla durumu değerlendirdik ve söz konusu orman yangınları ile ilgili olarak alınabilecek orta vadeli önlemlere ilişkin düşünce ve önerilerimizi 30 Temmuz'da, yani yangın başladıktan 2 gün sonra, belki de ilk STK'lardan biri olarak İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdik. Akabinde İçişleri Bakanlığı'na ve TOKİ'ye de verebileceğimiz destekleri ve önerilerimizi sunduk. Bütün bu yangınlar 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız hortumlar, 2019 Ekim sonunda Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde ortaya çıkan tsunami, hep küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin sonucu değil mi? Dünya bunun temel nedenini sera gazına bağlıyor. O zaman bu konu bizim sektörümüzün de temel ilgi alanlarından biri olmuyor mu? Bu konuyla ilgili olarak Türkiye daha yeşil bir dünya için önce 1997 Kyoto Protokolü ile çalışmalara başladı. Sonra da 2015 Paris Anlaşması'nın tarafı oldu. Avrupa 2050 yılında karbon free veya işte karbon sıfır bir Avrupa yaratmak hedefiyle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı yayınladı. Tabii ben bunlara sadece madde başları olarak değiniyorum. Türkiye'nin de taraf olduğu bu konudaki çalışmalar muhtelif bakanlıklar tarafından sürdürülürken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metal Sanayi Daire Başkanlığı koordinasyonundaki bizim de üyesi olduğumuz Metaltek Komitesi 23 Mart 2021 tarihli toplantısında Avrupa Yeşil Mutabakatı paralelinde yürütülmesi gereken çalışmaları masaya yatırdı. Bu kapsamda 2030 Çelik Stratejisi hazırlanması üzerinde çalışmak üzere bir demir çelik çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi. Ve bu paralelde biz de karbon salımının azaltılması için bir yandan çelik üretiminde, diğer taraftan çelik kullanımında gerekli önlemlerin alınması amacıyla TUKSA tarafından demir çelik çalışma grubu paralelinde hareket etmek üzere bir TUKSA AYM çalışma grubu oluşturduk 14 Nisan'da. Bu kapsamda hazırladığımız eylem planının ilk aşaması olarak 30 Eylül 2021'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ile koordineli olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı çalıştayını gerçekleştirdik. Ama burada hemen ifade etmek isterim ki bu çalıştayın gerçekten bizim ölçülerimize göre fevkalade başarılı geçen bu çalıştayın mimarı ya da en önemli etkeni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız oldu. Onların desteği oldu. Gerçekten baştan itibaren adım adım koordineli olarak ilerledik ve bize çok yol gösterdiler, önümüzü açtılar. Müteşekkiriz. Şu anda Çalıştay sonuç raporunun yayınlanması için çalışmaları yürütüyoruz. Bir seri etkinliklerle de hedefe doğru ilerlemeyi planlıyoruz. Şimdi geliyorum yapısal çelik gününün içeriği konusuna. Gerçi Aydın Bey başlangıçta belirtti ama birinci gün, yani bugün deprem ve sürdürülebilirlik temasını işlerken AYM konusuna, yeşil mutabakat konusuna mümkün olduğunca yer vereceğiz. Zaten AYM konusu veyahut yeşil mutabakat konusu sürdürülebilirlikten ayrı mütalaa edilecek bir konu da değil. O bakımdan sürdürülebilirlik kapsamında bu konuyu ele alacağız. Yarın ise dijitalleşme ve modülerleşme temasını izleyeceğiz. Tabii modülerleşme kelimesi hani bir yakıştırma olarak kullandık bunu. Çünkü modüler yapılar deseydik sadece yapılarla sınırlı olacaktı. Oysa modülerleşmeyi biz genel daha geniş kapsamda ele almayı düşündük. Bu bölümde dünyada baş döndürücü hızla ilerleyen dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler ele alınacak. Sonuç olarak bu toplantıyı doğal sorunlarla başa çıkma yollarını aramak, gelişen teknolojiyi nasıl yakalayabileceğimizi ve onu inşaat sektörüne
nasıl uyarlayabileceğimizi masaya yatırmak için düzenledik. Yani bir iki de yürütülen projelerimizden söz etmek istiyorum. Şartname çalışmalarımız devam ediyor ki bunu Yüksek Fen Kurulu ile koordineli olarak yürütüyoruz. Tabii Türkiye İmsat koordinasyonunda yürütülüyor bu çalışma. Ayrıca yerel yönetimlerle de koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak çelik yapıların korozyondan korunması şartnamesi bu hazırlandı, tamamlandı hazırlıkları. İnşallah önümüzdeki ay sektörün de beklediği bir yönetmelik şartnameydi bu. Bunu yayınlayacağız. Hafif çelik yapılar ve modüler yapıları içeren bir yönetmelik üzerinde çalışmalarımız başladı. Bunu da 2022 yılı içinde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii biraz önce bahsettiğim gibi yangın konusunda uzmanlardan oluşan, gerçekten Türkiye'de bu konuda en uzman olan kişilerden belki de oluşan, tabii bu gruba girmeyenleri tenzih ediyorum. Hiç şüphe yok ki son derece uzman gruba girmeyen kişiler de var ama bu uzmanlar grubu binaların yangından korunması hakkında yönetmelik üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Efendim, önümüzde 3 tane büyük etkinlik var. Bunun hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi çelik yapıların korozyondan korunması ile ilgili olarak ilkini 3 yıl önce yaptığımız 2. Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Konferansı'nı düzenliyoruz. Kısaca KASP 2022 diye anılan bu konferansın tarihi 25-27 Mayıs 2022. Bunu da çok önemsiyoruz ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği de çok önemsiyor ve onlarla da koordineli olarak yürütüyoruz zaten bu çalışmaları. Bildiğiniz gibi, yani bilenleriniz vardır. Ben 2018-2019 döneminde Avrupa Yapısal Çelik Birliği Başkanlığı'nı yapmıştım. Bu yılda ikinci kez başkan yardımcılığına seçildim. Bunun anlamı önümüzdeki yıl, yani ikinci kez başkanlığı devralacağım herhalde. Efendim, onun için ICS'le koordinasyonumuz çok kuvvetli oluyor Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile. Ve onlar şeyi önerdiler, 8. Uluslararası Çelik Köprü Sempozyumunu Türkiye'de yapmıştık 2015 yılında. 10.sunu da yapar mısınız dediler. Dolayısıyla biz Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile koordineli olarak 10. Uluslararası Çelik Köprü Sempozyumunu da inşallah 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Ardından da 23. Yapısal Çelik Günü'nü 23-24 Kasım 2022'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Efendim, tabii bütün bu hedeflerimizi ortaya koyarken hem sektörümüzle hem Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile dirsek teması içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tanıtım etkinliklerimiz de devam ediyor. Bu tanıtım etkinliklerimiz içinde Yapısal Çelik Günleri işte her yıl yaptığımız, biliyorsunuz bugün de yapıyoruz, devam edecek. Uluslararası sempozyum ve konferanslar var ki biraz önce bahsettim. Yayınlar var. Yayınlarla ilgili olarak işte kitap basıyoruz, dergi çıkarıyoruz. Önümüzde işte Osmanlı'dan günümüze çelik yapılar tarihçesi gibi bir kitap hazırlığı içindeyiz. İnşallah onu da tamamlayacağız. Yangın güvenliği eğitim kitapları, kılavuz dokümanları hazırlamaya çalışıyoruz. Yapısal yangınla ilgili tabii ağırlıklı olarak. Ama bunun dışında belirtmek istiyorum ki 20 yıldır yayınladığımız Çelik Yapılar dergimizi artık hani her geçen gün gelişerek devam ettiği çalışmalar. 20. yılımızı bitirdik. 21. yılına girecek dergi için söylüyorum bunu. Ve bu sene ilk defa Turkcell Dergilik bizim dergimizi yayınlamaya karar verdi, kabul etti daha doğrusu. Ve Turkcell Dergiliğe üye olanlar oradan da rahatlıkla bizim dergimizi indirebilecekler ki Turkcell Dergiliğin biliyorsunuzdur belki 10 milyonun üzerinde okuyucusu olan bir birim. Efendim, yarışmalar hakkında da çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu sene 12. Uluslararası Çelik Yapı Ödülleri'ni
yaptık. Özür dilerim, çelik köprü ödüllerini yaptık. Ayrıca 18. çelik yapı tasarımı öğrenci yarışmasını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise yine yarışmaları da çok önemsiyoruz. Çünkü sektör açısından biz faydasına çok inanıyoruz. Önümüzdeki yıl 12. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri'ni düzenleyeceğiz. Ve arkasından da Avrupa Yapısal Çelik Birliği'nin Steel Bridges Awards, yani European Steel Bridges Awards var ki bu yarışmasına muhtemeldir ki Türkiye'den bu sene birkaç projeyle katılacağız. Bunlardan bir tanesi inşallah yani iftihar da ettiğimiz Çanakkale Köprüsü olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca yine üyelerimizin yurt dışında gerçekleştirdikleri projeler var. Onlarla da katılacağımızı düşünüyoruz. Tabii bu Türkiye'nin bu konudaki yeteneklerini dünyaya gösterme açısından da önemli bir vasıta oluyor. Efendim, öğrenci etkinliklerini çok önemsiyoruz. Üniversitelerde seminerler veriyoruz, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 2008 yılında Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü'nü kurmuştuk. 2020 yılında ise genç mühendisleri de kapsayacak şekilde Gençel, yani genç çelikçiler grubunu kurduk. Tabii bununla neler yapıyoruz? İşte etkinlik planlaması, insan kaynakları çalışmaları, staj çalışmaları gibi çalışmalarımız var. Ayrıca sırf öğrenciler için Öğrenci İşleri Komitesi komitemiz var ki bu da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Peki. Bu arada bizim bir de dernek bünyesinde kurmuş olduğumuz, yani çoğunuz biliyorsunuz, Yapısal Çelik Eğitim Araştırma Merkezi iktisadi işletmemiz var. Bu iktisadi işletmenin de muhtelif faaliyetleri var ve çok etkili oluyor. Bunlardan bir tanesi aslında çeşitli dallarda bu faaliyet gösteren firmalarla ilgili olarak TÜKSAMAK belgeleri, yeterlik belgeleri düzenliyoruz, veriyoruz. Bunları da şöyle bir süratle sayacak olursak, TÜKSAMAK Yapısal Çelik İmalat Yeterlik Belgesi, işte yine aynı başlıkla Yüklenici Yeterlik Belgesi, Tasarım Yeterlik Belgesi, TÜKSAMAK Üretici Yeterlik Belgesi, TÜKSAMAK Çelik Boya İşleri Yeterlik Belgesi ki bu da iki kapsamda oluyor. Bir tesis yeterlik belgesi, bir de uygulamacı yeterlik belgesi olarak veriyoruz bunu. Ve bunun dışında galvaniz işleri yeterlik belgesi, tedarikçi yeterlik belgesi. Efendim, bunları niye ihtiyaç duydum? Onu da biliyorsunuzdur ama ben yine de, çünkü 2003 yılından beri biz bu belgelendirme işlemlerini yapıyoruz. Aslında amacımız, sen bu işi yapamazsın diye birilerini yapmak değil, elemek değil veya sistemin dışına çıkarmak değil. Aslında bu kriterleri ortaya koymak suretiyle bütün sektörün daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olmak. Amacımız bu. Tabii işverenlerin de işlerini verirken en ucuz yapana ve en ucuz yapana ihaleyi vermek değil de en uygun yapacak ama en ekonomik yapacak kişiye vermelerini tercih etmeleri gerekir ki Türkiye bu konuda daha çok mesafe kat edebilsin diye. Efendim, ben sona yaklaşırken tabii bu arada işte TÜKSAMAR Tahkim Kurulu gibi bir kurulumuz var. TÜKSAMAR Tanıtım ve Reklamlar faaliyetlerimiz var. İşte Yaçam Akademi faaliyetleri çok yoğun devam ediyor. Ve bu faaliyetlerimizden sonra ben hani lafı daha fazla uzatmadan bir kere ekran başında bizi izleyen tüm katılımcılara, dinleyicilere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar, konuşmacılarla bu programı destekleyen bütün kurum ve kuruluşlara tekrar şükranlarımızı sunmak istiyorum.
Tabii bu arada Türk Yapısal Çelik Derneği bünyesinde bu programı hazırlayan 4 kişilik ekibin her biri, tabirimi hoş görün, günlerdir, haftalardır çılgınlar gibi çalışıyorlar. Onlara da bir kere de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu etkinliğimizi sponsor olmak suretiyle destekleyen kuruluşlarımıza da yegen yegen teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz kar amacı olmayan bir kuruluştur derneğimiz ve ancak böyle desteklerle bu etkinliklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah sürdürmeye de devam edeceğiz. Efendim, bir kez daha tüm katılımcılarımıza 22. Yapısal Çelik Günü kapsamında 2 gün boyunca güzel, gerçekçi, ülkemiz ve sektörümüz için yararlı bilgiler edineceğimiz, sonuçlar çıkaracağımız bir çalışma diliyorum. Efendim, geçen yıl olduğu gibi bu yılda davetimize icabet eden Çolakoğlu Metalürji Anonim Şirketi'nin genel müdürü ve CEO'su, Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Dünya Çelik Birliği İcra Kurulu üyesi, bu yıl bir kere daha seçildi, o nedenle bir kere daha kutluyorum. Uğur Daldeler Bey'e ekranı bırakmadan önce Uğur Bey için bir şey daha söylemek istiyorum. Uğur Bey, tamam, şu anda ihracatçılarla ilgili çok muhteşem çalışmalar yapıyor, çelik ihracatçılarıyla ilgili. Ama gönlümüz arzu ediyor ki sadece çelik ihracatçılar değil, tüm çelik üreticileri, haddecileri ve çelik kullanıcılarının birlik ve dayanışma içinde olmalarına da katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum. Efendim, sözü Uğur Bey'e bırakıyorum. Saygılarım. Tamam, ben de mi acaba? Günaydınlar. Yener Bey, güzel sözleriniz için çok çok teşekkürler. Kusuruma bakmayın, 2 gündür ciddi bir gribal enfeksiyonla sıkıntı halindeyim. Özellikle de dün geceden bu yana bir öksürük krizi var. Eğer konuşmam kesilirse bundan ötürü şimdiden affınıza sığınıyorum. Haklısınız, aslında biz çelik sektörü derken ben onu birçok platformda dile getirmeye çalışıyorum. Zira çelik sadece ham maddeyi ergiterek çelik üretenler değildir. Çelik sektörü ham maddesinden nihai eşya oluşana kadar tüm girdileri, yani çelik anlamında üretenlerin bir bütünü olduğunu ben hep iddia etmeye çalışıyorum ki zaman zaman belli platformlarda aynı sektörün farklı segmentleri maalesef belli konulardaki görüş ayrılıklarından dolayı karşı karşıya geliyorlar. Ve o da aslında birçok alanda farklı algılar yaratıyor ki bizim bunu kırmamız lazım. Öncelikle de işbirliği kültürü olarak orada hep sıkıntımız maalesef var. Onu bir an önce başarıyor olmamız lazım. Zira önümüzdeki zaman bunu bize daha da yani o ihtiyacı ortaya çıkaracaktır. Ben bundan 2 hafta önce ilk kez Şubat 2020'den bu yana bir deniz aşırı seyahat yaptım, bir konferansa katıldım. Aslında hani bir taraftan da merak ediyordum, nasıl 12 saat yolculuk maskeyle, pek rahat bir şey değil. Ama diğer taraftan konferansa gittiğimde şunu gözlemledim, artık hepimiz tekrar o normal yaşama dönebilmek için can atıyoruz. Ve bunun için her türlü girişimi de yapmaya çalışıyoruz. Şimdi çelik sektörüyle ilgili bir takım gelişmeler var şu son dönemde ki bunu aslında biz son 3-4 senedir hep tartışıyor durumdayız. Aslında Türk çelik sektörü malumunuz 2020 senesi, yani pandemiyle birlikte dünyanın aksine olumlu bir şekilde yönetebildi bu süreci. Birçok ülke, özellikle de gelişmiş büyük çelik üreticileri, yani Japonya gibi, Kore gibi, Hindistan gibi, Almanya veya işte Amerika, bunlar %10, %20 oranında küçülürken 2020 yılı sonunda Türkiye %6 büyümeyi başardı ve dünyanın aslında sıralamasında 7. olarak yılı sonlandırabildi. Bence bu önemli bir şeydir. Buna ben şeyin katkısı olduğuna da çok inanıyorum. Türkiye'deki yöneticilerin kriz yönetimi konusunda dünyanın hemen hemen en tecrübeli yöneticileri olduklarını, ki
Malumunuz bu hafta enteresan farklı bir krizle gene karşı karşıyayız. Ama bunu daha önceden yaşamadık mı? Evet, yaşadık bunun benzerlerini. Hatta daha büyük boyutta olanlarını da yaşadık. İşte Türk çelik sektörünün pandemiyle birlikte yaşadığı sıkıntı sadece dünyadaki o bilinmezlik değildi. Bunun aslında ötesinde biz bu krize adım attığımızda elimizde farklı bir takım sıkıntılar da mevcut. Malumunuz işte 4-5 yıldır dünyada var olan ticari savaşlar ve maalesef bunun en büyük mağduru da Türk çelik sektörü oldu. Önce Amerikalılar vergi koydular %25. Çok kısa bir aradan sonra sanki Türkiye daha büyük bir tehditmiş gibi bunu %50'ye çıkarttılar. Şimdi bakıyoruz, bundan 3 hafta önce Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı olarak yaptırımları kaldırma kararı aldılar ve bir uzlaşıya vardılar. Böylelikle artık Avrupa Birliği'nin de Amerika'ya yapmış olduğu ihracat artık gümrükten muaf. Şimdi malumunuz Amerika Birleşik Devletleri bu kararı Amerikan ulusal güvenliğinin bir tehdit altında olduğu gerekçesiyle almıştı. Fakat bakıldığında bugün itibariyle Amerika'nın ithal etmiş olduğu toplam çelik miktarının %80'i vergiden muaf. Yani şu anlama geliyor, 70 yıllık bir NATO müttefiki olan Türkiye sanki Amerikan Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine karşı olan tehdit unsuru durumuna düştü. Diğer yandan Avrupa Birliği de malumunuz Amerika'nın hemen akabinde Amerika'nın almış olduğu karardan kaynaklı çelik ithalatının Amerika'dan Avrupa'ya yönelmesini bahane göstererek o da bir koruma önlemi aldı. Ve koruma önlemi sonrasında, koruma önlemi herkese eşit uygulanır gibi görünürken sonrasında yapılan değişikliklerle Türkiye bir anda Avrupa'nın en büyük hedefi haline geldi. Halbuki 97'den bu yana Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması'nın bir üyesi olarak biz Avrupa'da bir ortak pazar içerisinde kendileriyle serbest ticaret yapan bir ticari partner olarak olduğumuzu düşünüyorduk. Ve ilk 20 yılında bu anlaşmanın ciddi anlamda faydasını gören, bundan yararlanan Avrupa topluluğu ne zamanki Türkiye lehine gelişmeleri gördüğü anda Türkiye'yi artık bir hedef niteliğine büründürdü ve bütün önlemleri Türkiye'nin ihracatını engelleyecek şekilde almaya başladı. Yani ben şuna geleceğim, bakıldığında bugünün dünyasında ne 70 yıllık bir NATO müttefiki olmanın ne de 25 yıllık bir ortak pazar ticaret partneri olmanın çok da bir anlamı yok. Zira bu zor zamanlarda herkes kendi çıkarını maksimum seviyede tutacak şekilde politikalar yürütüyor. Şimdi biz de Türkiye olarak bu zor süreçte aslında rakiplerimize oranla daha başarılı yönetmiş iken önümüzdeki dönemde bunları göz önünde bulundurmak zorundayız. Bunu niye her konuşmada yineliyorum? Çünkü aslına bakarsanız en başından beri, yani 2018'de bu kararlar alınmaya başladığından bu yana aynı şeyi tekrarlıyoruz. Zira bizimle bu ülkenin mutlaka bize karşı alınan bu hareketlere veya davranışlara karşı bir cevap vermemiz gerekiyor. Ve bundan sonra sektörün, sadece çelik sektörü değil, tüm imalat sektörünün geleceği açısından alınması gereken kararları bir an önce netleştirmemiz gerekiyor. Zira dünya artık globalleşmekten uzaklaşmaya başladı. O devir kapandı. Artık iş daha da bölgesel hale geliyor ki aslında Türkiye'nin burada bir takım avantajları da mevcut. Malumunuz pandemiyle birlikte dünya bugüne kadar ucuz olarak biz her şey içinde üretelim politikasının sıkıntılarını keşfetti. Ve bunun üzerine alternatif bir takım üretim merkezleri de aramaya başladı. Ve Türkiye bunların içerisinde öne çıkan adaylardan bir tanesi ki biz son 1,5 yıl içerisinde Türkiye imalat sanayindeki gelişmeyi, büyümeyi ve talep artışını net bir şekilde görüyoruz. Aslında bizim geçen sene %6'lık büyümemizin gerekçelerinden bir tanesi içerideki talebin artışı. Bu seneye baktığımızda bu sene büyüme daha da ileri seviyede %20'lere yakın üretimde bir büyüme görüyoruz. Tüketim ise daha da ileri bakıldığında hem
üretimimiz büyümekte. Diğer taraftan ihtiyacı karşılayamadığı için ithalatta bir artış var. Bu da sonuç itibariyle imalat sanayinin çok canlı olduğunun en büyük göstergesi. Fakat biraz önce bahsettiğim tehlikeleri göz önünde bulundurursak önümüzdeki döneme dair ne yapmamız konusunda ciddi bir politika oluşturmamız gerekecek. Sadece mesele işin ticari boyutu değil. Ve en büyük önümüzdeki dönemde, geçen sene de bu konuda biraz konuşmuş idik, bir emisyon yani bir çevre konumuz var. Benim bir hafta boyunca Amerika'da katıldığım konferansta konuşulan tek konu aslında karbondu, karbon salınımıydı. Ve Amerika'da da Avrupa'da da şu an için birçok yeni yatırım öngörülmekte. Malumunuz emisyonu düşürmenin şu an için kısa vadede en geçerli yolu cevhere dayalı üretimden aslında buğdaya dayalı üretime kaymak. Türkiye bu noktada ciddi bir avantaj sahibi. Zira biliyorsunuz dünyadaki çelik üretiminin yani o 1.8 milyar tonluk büyüklüğün yaklaşık %25'i sadece buğdaya dayalı, %75'i ise cevhere dayalıdır. Ağırlıkta bir içinde. Ama Türkiye'de bu tam tersine. Biz sadece 1/4 cevhere dayalı üretim yaparken 1/3 buğdaya dayalı üretim yapıyoruz. Bu avantaj gibi görünse de burada iki tane sıkıntı var. Birincisi tabii ki enerjinin kaynağı. Yani enerjinin ne kadar temiz olduğu. Diğeri de malum ham madde yeterliliği. Şimdi bakıldığında diğer alternatifler yani cevheri doğalgazlar eliflemek, sünger demir elde etmek veya işte hidrojenle redüklemek bunlar çok daha uzun vadede çözülecek sorunlar. Enerjinin yenilenebilir hale getirilmesi de kısa vadede pek çözülebilecek bir şey değil. O yüzden bakıldığında özellikle Amerikan ve Avrupa'da yerleşik olan büyük üreticiler ilk etapta aldıkları karar bir an önce ellerinde mevcut cevhere dayalı bir üretim kapasitesini buğdaya dayalı hale getirip yeni arkacıkları kullanmak. En büyük avantajları nedir? Çünkü ham madde aslında onların coğrafyasında yaratılmakta. Şimdi Avrupa malumunuz bir takım önlemler aldı. Geçen hafta itibariyle yayınladı ve OECD dışında kalan ülkelere yapılacak bu tür burada vesaire atık ihracatlarında ilave bir takım şartlar aramakta. Aslında Avrupa Çelik Üreticileri Konfederasyonu uzun süredir Brüksel üzerinde bir baskı daha yapıyor. Özellikle işte hurdanın ihracatında belli kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Amaçları kurulacak olan yeni ark ocaklı yani hurdaya dayalı üretim kapasitelerinde rekabeti en aza indirgeme. Ben özellikle bu iki bölgede ileriye dönük ciddi gelişmeler bekliyorum. Zira her iki tarafta Amerika'da sadece 2021 yılına bakın satılan çeliğin fiyatı dünya ortalamasının iki misli. Şimdi geçmişte biz ne zaman Amerika'ya gitsek, hangi bir toplantıda veya toplulukta Amerikalılar, Avrupalılar da buna dahil ithalatı dumping yapılmış çelik olarak nitelendiriyor. Yani onlar için yurt dışından gelen her ton çelik dumping yaparak geliyor. Gidi. Öyle niteliyorlardı. Fakat tabii şimdi bu sene özellikle de dünya ortalamasının en az iki misline satıldığı zaman böyle bir argümanın artık geçerli şeyi kalmadı, geçerliliği kalmadı. Yeni bir termin geliştirdiler. Şimdi diyorlar ki kirli çelik. Yani yurt dışından gelen her çelik kirli çelik. Algıyı bu yöne çevirmeye başladılar. Şimdi iki misli fiyatla satılan bir ortamda benim hesabıma göre Amerikan çelik sektörünün bu sene, ki malumunuz çelik sektörü bu sene aslında en iyi senelerinden bir tanesini yaşadı karlılık açısından, dünya ortalamasının yani kazanılan şeyi karın üzerine ilave ettikleri kar miktarı yaklaşık 50 milyar dolar civarında. Yani çok ciddi bir kaynak oluşturdu. Ve bundan dolayı da hali hazırda önümüzdeki seneden itibaren devreye girecek açıklanmış 10-15 milyon ton civarında yeni bir yatırım mevcut.
Hakeza aynı şekilde Avrupa'da da özellikle ArcelorMittal'in eğer sürdürülebilirlik raporunu inceler iseniz 3 bölgede 3 tane benzer tesis yapacağı belirtiliyor. Sadece onlar kalmıyor tabii. Diğer büyük üreticiler işte Tata olsun, Salzgitter olsun, Fürstalpine olsun. Bütün bunların hepsi şu an için bu kararları aldılar ve önümüzdeki dönem buğdaya dayalı üretim için yatırım düğmesine basacaklar. Hatta bastılar. Bu tabii bize ne yapacak? Türkiye üretimde kullanmış olduğu ham maddenin neredeyse %80'ini ithal etmekte. Bizde de bir takım yatırım şeyleri, faaliyetleri var. 40 milyon tona yılın sonu itibariyle ulaşacağız. Önümüzdeki süreçte belki bu rakam 45 milyon dolara kadar çıkacak. İşte o noktada %80'in de üzerine çıkacak bir ham madde ihtiyacı olacaktır. Ham maddenin kaynaklarına baktığınızda Türkiye için 3 büyük kaynak var. Bunlardan bir tanesi Baltık bölgesi ağırlıklı Rusya olmak üzere. Bir diğeri Avrupa topluluğu, bir başkası da Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Rusya zaten yıllardır buradasına ihracat vergisi uygulamaktı. Ve bunu en son 100 euroya çıkarttılar. Avrupa topluluğu şimdi OECD dışı ülkelerle başladı. Bu Türkiye için bir avantaj gibi görünebilir kısa vadede. Ama uzun vadedeki gelişmeler açıkçası bende endişe yaratmaktı. Onlar yaklaşık 20-25 milyon ton civarında bir burada ihraç ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de herkese bir 13 milyon civarında. Şimdi oradan yapılacak şeylerle birlikte, yatırımlarla birlikte bunun miktarı azalacaktır. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle burada toplayan büyük firmalar aslında tamamen çelik üreticilerinin kontrolü altında. Yanılmıyorsam 2008 yılıydı. Nucor, işte DJ Joseph adlı firmayı 1.6 milyar dolara satın alırken bir başka üretici olan Steel Dynamics de Omni Resources diye bir firmayı 1.2 milyar dolar ödeyerek satın aldı. En son harekette de işte bir başka büyük üretici hem Cliffs hem US Steel, onlar da büyük hurdacılar, satın aldılar. Ödenen rakamlar yine işte 750 ile 1 milyar dolar arasında değişmekte. Şimdi bunlar tamamen o piyasadaki kontrolü ele geçiriyorlar. Bu durumda Türkiye'nin gene aynı koşullarda ham maddeye ulaşmasında ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Ama tabii bu kadar karamsar da olmaya gerek yok. Zira malumunuz dünya ölçeğinde bakıldığında Türkiye'nin belli avantajları hala var. Biz şunu söyledim ben, Amerika ve Avrupa önümüzdeki dönemdeki çelik sektörü özelinde o zor günleri aşıp belki daha kuvvetli hale gelecek. Ama bu yapıyı tabii nasıl oluşturacak onu hep birlikte göreceğiz. Ama şunu söylemekte yarar var, tekrar o eski düzen değişecek gibi görünüyor. Daha bölgesel tedarik zincirinin daha kırılma olduğu bir döneme giriyoruz. O yüzden de Türkiye kendi kendine yeterlilik anlamında gereken bütün adımları atmak zorunda. Hem enerji kaynakları olsun hem ham madde olsun. Ama ben her halükarda çelik sektörünün bugüne kadar göstermiş olduğu performansı, edinmiş olduğu tecrübeyi ileride de şartları kendi lehine değiştirmek üzere kullanabileceği kanısındayım. Umarım bugün bu hafta yaşadığımız sıkıntıları da atlatır, daha güzel günlere ulaşabiliriz. Benim bugünlük sizlerle paylaşmak istediğim konu budur. Çok teşekkürler. Çift Başkan Yardımcımız ve Çolakoğlu Meteoroloji CEO'su Sayın Uğur Dalbeler Bey'e çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Evet, sektör paydaşlarımız. Avrupa Yeşil Mutabakatı çalıştayını yapmamızda bize yol açan, destek veren, düzenlenmesinde katkılarını hiç eksik etmeyen ve yapısal çelik günümüzün çalışmalarında da başından beri hep bizlerle birlikte olan
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metal Sanayi Daire Başkanı Sayın Ümit Yasin Güven'i takdim edeceğim. Ümit Yasin Bey, söz sizindir. Buyurun. Teşekkür ediyorum Aydın Bey. Öncelikle böyle bir organizasyonu düzenleyen başta Sayın Yener Güreş olmak üzere tüm Türk Yapısal Çelik Derneği ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi işin başına dönecek olursak, gerçi Uğur Bey çok güzel konulardan bahsetti, haklı konulardan da bahsetti. Çelikte ne durumdayız? Dünya ne durumda? Değerlerini paylaştı. Evet, aslında çelikte şu an için gayet güzel bir durumdayız. İlerleyişimiz de şu anda geçmişe nazaran, geçmiş büyümelerin çok çok ötesinde bir büyüme kaydediyoruz. Pandemi sürecini Uğur Bey'in de söylemiş olduğu gibi çok güzel değerlendiren bir sektörümüz oldu. Biz de bu yönde gerekli bütün desteği sağlamaya çalıştık kamu olarak. 2021'de de hem tüketimde hem üretimde ciddi bir yükselişimiz var. Aslında burada sektör çok kritik bir seviyede diyebiliriz. Yani şu anda uluslararası piyasalara yön verebilme noktasında kritik bir seviye yaşıyoruz. Kritik bir ayrım noktası diyebiliriz belki. Çünkü evet, bu sadece bir ticaret meselesi değil. İşin içerisinde uluslararası anlaşmalar var. Ticaret savaşları, ticaret sapmaları var, enerji savaşları var, ham madde savaşları var. Ham madde savaşları derken bildiğiniz üzere Avrupa Birliği çelik ürünlerini stratejik sektör olarak görüyor. Her ne kadar bundan birkaç yıl öncesine kadar Avrupa Birliği acaba çelik üretiminden ya da ağır çelik yapılardan çekiliyor mu diye bir düşünce oluşmaya başlamışsa da dünya genelinde, hayır, geldiğimiz noktada görüyoruz ki Avrupa Birliği çelik sektörünü, çelik ürünlerini geniş kapsamlı olarak, stratejik olarak görüyor. Stratejik sektör olarak değerlendiriyor. Yine aynı şekilde Amerika tarafına baktığımızda ise Amerika yine malumumuz milli güvenlik unsuru olarak gördüğü hasebiyle geçmişte birçok uygulama başlattı. Bunların devam edenleri var. Yakın bir zamanda anlaşmaya varmış olanları var. Şimdi burada ayrım noktasında sadece nasıl üretebiliriz şekli değil, bundan sonraki ticaretimizi nasıl yönlendirilebiliriz? Bu globalden bölgeselliğe geçiş durumunda tabiri caizse hem Avrupa Birliği için hem de tüketimi daha üst safhalarda, daha nitelikli ürünler tüketen ülkeler için yeni Çin olabilme konumunu nasıl değerlendirebiliriz? Üzerinde durmamız gereken asıl konulardan birisi bu. Yine tabii yeşil mutabakat kısmına baktığımızda da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Avrupa Yeşil Mutabakatı 2019 yılında ilk olarak deklare edildiğinde elbette işin içerisinde bir karbonsuzlaştırma, işin içerisinde bir çevrenin korunması, yeşil üretim vardı ama orada çok dikkat çekici bir söz vardı Sayın Ursula von der Leyen'in. Yeşil Mutabakat Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisidir şeklinde bir açıklaması vardı. Evet, bu bir büyüme stratejisi. Ve stratejik sektör olarak görülen sektörlerinde bildiğiniz gibi 5 sektörümüz şu anda belirlenmiş durumda, pilot aşamada. Bunlardan birisi de demir çelik sektörü. Eğer konu sadece emisyonlar üzerinden ilerlemek ise zaten şu anda rahatlıkla söyleyebiliriz ki kapsam 1 için en azından ülkemiz çok çok iyi durumda. Hem Avrupa'ya nazaran hem de dünyaya nazaran. Yani şu anda 0.25-0.30 civarında ton bazında tabii ki bir ton çelik üretimi için 0.25-0.30 ton civarında karbondioksit salınımı yapan bir elektrik kark ocağı ve indüksiyon fırınlarıyla beraber 1.8 ton, 2 ton hatta bazı ülkelerde 2.1-2.2 tonlara çıkan emisyon salınımları ya da karbondioksit salınımları yapan yüksek fırınlar var. Tabii dünya genelinin tam tersi bir yapıya sahip olmamız hasebiyle de burada avantajlı bir konumdayız. Şimdi burada ikinci hususta karşımıza şu çıkıyor. Ham madde kaynağı olarak neredeyiz? Şimdi girdiye baktığımızda cevher ve fiyat, hurda fiyatları arasında makasta ciddi bir açılma söz konusu. Çünkü hurda sadece bizim için değil, tüm dünya için bundan sonrasında büyük bir öneme sahip olacak.
bir taraftan hurda fiyatlarındaki artışlar devam ederken, bir taraftan da Uğur Bey'in söylemiş olduğu gibi tüm dünyada şu anda kendi hurdasını koruyabilme adına bir projeksiyona girmiş durumda. Tabii bu hurda dediğimiz şey sürekli olarak ima edebileceğimiz, sürekli olarak pazara sunabileceğimiz bir şey değil. Belirli bir çıktısının olması gerekiyor. Ülkemizdeki hurdayı yönetmeye çalışıyoruz. Değerli bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Fakat hurdanın çıkabileceği kısımda belirli bir yere kadar. Aslında ülkelerin gelişmişlik ölçeklerinden birisidir. Yeşil mutabakat öncesinden bahsediyoruz tabii ki. Gelişmişlik ölçeklerinden birisi hem çelik tüketiminin, nitelikli çelik tüketiminin daha fazla olması, gelişmiş süzeylerinden, parametrelerden birisiyken, bir taraftan da hurdanın daha fazla çıkıyor olması bir gelişmişlik göstergesiydi. Neden? Belirli bir maliyetin belirli bir yüzdesini aşıyor ise, onarım, bakım gibi derler, bunu yenileme yoluna gidebiliyorsa her ülke, bu ülkenin gelişmişlik seviyesinin, refah seviyesinin yüksek olduğunu gösterir diye bir parametre vardı. Yani makroekonomide böyle bir durum vardı. Ama yeşil mutabakat da aslında bunu şu anda tam tersini söylüyor. Eğer yeşil mutabakatın gerekliliğini yaparsak ki gündemimiz olan yapısal çelik günlerinde bundan sonraki süreçte daha uzun ömürlü çeliklerin üretilmesi, yapısal çeliklerde daha uzun ömürlü, sökülebilir, yeniden kullanılabilir, hurdaya ayrılmadan yeniden kullanabilir yapıların inşa edilebilmesi üzerine bir gidişat var. Yani bundan sonraki süreçte acaba hem hurda arzı daha az olacak, hem ülkelerin kendi hurdalarını koruma politikaları devreye girecek ve günün sonunda ham madde yönünden elektrik arka ocakları tüm dünyada, sadece ülkemiz için değil, bir ham madde sorunsalıyla baş başa kalması da gündeme gelecek. Tabii burada yüksek fırınlarda dünyada tabii bir değişime uğrayacak. Çünkü yüksek fırınlarda her ne kadar yapısal dönüşüm olursa olsun enerji verimliliği ya da diğer unsurlarla ilgili, yenilebilir enerjiyle ilgili ne kadar unsur olursa olsun tabiri caizse kapıdan o kömür girdikten ve indirgemenin o kömür vasıtasıyla yapıldığı süreç devam ettiği proses boyunca belirli bir seviyenin altına inemeyecek olan bir karbondioksit salınımı var. Tabi burada elektrik arka ocakları içinde ya da indüksiyon fırınları içinde kapsam 2'ye geçti bir elektrik girdisi var. Bu elektriğin nereden temin edildiği, oradaki salınımın ne olduğu da yine hesaba katılacak şekilde planlanmış ki biliyorsunuz yeşil mutabakat ile beraber sıfırda karbon düzenlemesi mekanizmasında 2023'te raporlamalar başlayacak. Bu raporlamalar hem kapsam 1'i hem de kapsam 2'yi, yani girdiği enerjisinin ne olduğu da raporlanacak. Şu anda ücrete tabi olmayacak ama raporlanma şekline devam edecek. Diğer taraftan şu anda bakanlık olarak üzerinde çalışmış olduğumuz bir 2030 çelik sektörü yol haritası. Böyle bir belge üzerine çalışıyoruz. Bunu hem sektör paydaşlarımız hem de ilgili STK'larımız çok yakından takip ediyorlar. Birlikte çalışıyoruz. Beraber yol almaya çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak da şu anda EBRD ile, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bir görüşmemiz var. Oradan alınacak olan destekle beraber de önümüzdeki yıl içerisinde inşallah nihayete erdirmiş olacağız. Temmuz ayında yayınlanmış olan Fit for 55 paketinde ek bir listesine baktığımızda aslında çelik ürünleri derken sadece sıvı çelik üretiminden bahsetmiyoruz. Yani orada çok geniş kapsamlı bir GETİP kodlaması var. Yani 72'nin yanında 73 HZ kodunu da görüyoruz ve çok geniş kapsamda görüyoruz. Yani bugün üretmiş olduğumuz ekstrüzyon ürünleri, haddi ürünleri, boru, profil, hatta tanklar bile, basınç tanklar bile şu anda sınırda karbon düzenlemesine tabi olacak sektörler arasında. Ama tabii bu sadece 54 paketiyle ilgili değil. Bundan sonrasında dünyada tabiri caizse kartlar yeniden karılacağı bir projeksiyon olacağı için şu anda sınırda karbon düzenlemesine doğrudan tabi olmayan sektörlerde dahi belirli bir uçtan uca karbondioksit düzenlemesi ile ilgili satın almalarda aranan şartlar var. Yani eğer karbondioksit salınımı ile ilgili herhangi bir düzenleme yoksa dahi şu söylenebiliyor.
transportta nasıl bir yol tercih ediyorsun? Bunu karayoluyla, ağır vasıtalarla, karbondioksit salınımı yüksek olan vasıtalarla mı gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa ya da karbondioksit salınımı olmayan, başta elektrikle kullanılan araçlarla mı sürdürüyorsunuz şeklinde arayışlar var. Diğer taraftan yine aynı şekilde hem hafif yapılarda hem ağır çelik yapılarda şu anda istenen karbon ayak izi sertifikaları var. Bunlar doğrudan yeşil mutabakatın gereklilikleri olmasa bile artık dünya belirli bir düzen altında bu yola girmiş durumda. Tabii Avrupa Birliği'ne olan ihracatımızı da değerlendirdiğimizde şu anda sınırda karbon düzenlemesine tabi 5 sektör için AB'nin en çok ithalat yaptığı 3. ülke konumundayız. Toplama baktığımızda 5 ürün için Rusya ve Çin'den sonra 3. ülke Türkiye olarak geliyor. Tabii burada sektör olarak uluslararası fonları çok ciddi anlamda değerlendirebiliyor olmamız gerekiyor. Ben bunu her ortamda dile getirmeye çalışıyorum. Bu yapısal dönüşüm için ya da teknolojik dönüşüm için elbette bir finansal kaynak gerekecek. Ama başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası fonlarda bizim de kullanabilecek olduğumuz, sektörümüzün kullanabilecek olduğu inanılmaz boyutlarda kaynaklar var. Bizim bu kaynaklar için proje üretebiliyor olmamız gerekiyor. Yani biz birkaç yıl öncesine kadar uluslararası fonlara, IPA örneğinden gidersek mesela, IPA fonuna aktarmış olduğumuz 100 birimlik fon kaynağının ancak 60'ını 70'ini geri alabiliyorduk. Neyse ki son birkaç yıldır uğraşlar çerçevesinde projeler arttığı için şu anda 100 birimi 100 birim olarak, 120 birim olarak geri alabiliyoruz. Ama Avrupa Birliği ülkelerinden bazılarının 100 birim karşılığında 2000 birim, 2500 birim, 3000 birim aldığı durumlar da söz konusu. Şu anda açık kaynak olarak sunmuş olan bir fon var. Bununla ilgili olarak elimizden gelen tüm gayreti göstererek de bir proje oluşturma bizim önümüzde bir fırsat olarak duruyor. Şimdi yapısal çelik sektöründe teknolojinin takibini konuşuyorduk bugüne kadar. Ama az önce belirtmiş olduğum çerçeve neticesinde de artık sadece teknolojinin takibi yeterli olmayacak. Ya bu teknolojiyi yeşil üretimle desteklemiyorsak yine istenilen konumda değiliz sonucu ortaya çıkacak. Çünkü artık belki de ihale şartlarında öncelikli konular arasına girecek. Yeşil üretimin ne şekilde ya da ne seviyede gerçekleştirilebildiği ile ilgili. Bakınız aslında önemli bir detay mı da bilemiyorum ama ben çok fazla televizyon izleme vaktim olmuyor gerçi. Geçen hafta iki tane reklamı ardı ardına gördüm. Artık yeşil üretimin nedenli, önemli olduğu, hayatımızın içerisine ne kadar girmiş olduğu ile ilgili belki bir örnek olacaktır. İsim vermiyorum ama bir deterjan markası. Bir deterjan markası reklamını yaparken, Türk televizyonundan bahsediyoruz, paketlemede kullanmış olduğu plastiğin %100'ünün geri dönüştürülebilir ürünlerden üretildiğini söylüyor. Ve reklam boyunca deterjanın içeriğiyle ilgili, hijyeniyle ilgili en ufak bir şeyden bahsedilmedi. Yapmış olduğu reklam benim kullanmış olduğum paketlerimin %100'ü geri dönüştürülebilir plastikten üretiliyor. Yine bir GSM firmasının reklamını gördüm. GSM firması hattının ne kadar geniş kapsamlara ulaşabildiğini, çekim gücünün ne kadar güzel olduğunu bahsetmiyor. Altyapıda kullanmış olduğu elektriğin %100'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından beslendiğini söylüyor. Şimdi bu dünya konjonktürünün nereye gideceği yönünde bir ipucu veriyor. Artık evet teknolojiyi takip edeceğiz ama çevreyi kirleterek değil. Ne kadar çok geri dönüştürülebilir ürün kullanabilirsek, hatta bunun öncesinde üretmiş olduğumuz ürünün yeniden kullanımını ne kadar çok sağlayabiliyorsak, dünya konjonktüründe o kadar daha sağlıklı bir yer elde edeceğiz. Bildiğiniz üzere 2022-2024 orta vadeli programı yayınlandı Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla. Orada şu anda Avrupa Birliği'nin konuşmuş olduğu yeşil mutabakatın gerekliliklerinden daha detaylı bir program yayınlandı aslında.
Onun çok daha ilerisinde. Şu anda bakanlık olarak yeni bir çalışmaya başlamış durumdayız aslında. Şu anda taslak aşamasında ama yeşil OSB'lerin yanında sadece sanayi tesislerine, müstakil tesislere yönelik olarak da yeşil sanayi tesislerini nasıl oluşturabiliriz şeklinde bir taslak çalışmaya başlamış durumdayız. Çünkü bundan sonrasında sadece üretebiliyor olmak yetmeyecek. Ticaret sapmalarını da göz önünde bulunduracak olursak, ham madde kıtlığını da göz önünde bulunduracak olursak bu konuya biraz daha fazla kafa yormamız gerekecek. Bunun yanında yapısal çelik dediğimizde elbette gündemimizde korozyon, yeniden kullanılabilirlik, söküm planlaması, hatta az önce bahsetmiş olduğum gibi transport işlemleri ve en önemlisi belki de çeliğin, kullanılan çeliğin ömrünün uzatılması gibi unsurlar da şu anda sektör olarak belki de çalışmamız gereken konuların arasında. Türk Yapısal Çelik Derneği, Yener Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi eğitim konusuna gerçekten büyük önem veriyor ve biz de takdir ederek kendilerini izliyoruz, takip ediyoruz. Burada bundan sonrasında belki de üniversitelere gidip de belirli konuda dar kapsamda bir eğitim verilmesi devam edebilir ama hem çelik sektörünün hem de yapısal çelik sektörünün yeni mühendislere, yeni proje mühendislerine biz sizden ne bekliyoruz şeklinde bir açılıma da gitmesi faydalı olacaktır kanaatindeyim. Yani bu okuldan mezun olduğunda bir arkadaşımız hem çelik sektörünün dediğim gibi hem de kullanıcı sektörlerin kendilerinden ne istediği, ne şekilde evrilmeleri, kendilerini ne şekilde geliştirmiş olabilecekleriyle ilgili bir açılıma da eklenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Süremi biraz aştım zannedersem Aydın Bey, kusura bakmayınız. Bu çerçevede gerçi öğleden sonrasında da beraber olacağız. Faydalı çıktıların olacağı ve geniş kitlelere de yol gösterecek bir program olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Ümit Yasin Bey, sağ olun katkılarınızdan dolayı. Çok güzel bilgileri, önemli bilgileri ilk ağızdan sektör paydaşlarımızla, katılımcılarımızla dinleme şansına sahip olduk.